Türkiye aslında bu sorun bağlamında çok önemli stratejik konumda. Neden? Çünkü hem Suudi Arabistan'la hem İran'la yakın ilişkileri var. Sadece bugüne mahsus ilişkiler de değil bu. Ama bugün itibariyle özellikle öyle. İran'la Suriye ve Irak bağlamında yakın ilişkileri var. Katar nedeniyle Suudi Arabistan'la aramızda bazı sıkıntılar oldu ama Suudi Arabistan için Türkiye hala önemli bir ülke. O bakımdan Türkiye'nin vereceği mesajın bu iki ülkenin iki ülke arasındaki gerginliğin hafifletilmesi, aşağı çekilmesi için Türkiye'nin taraflar arasında girişimlerde bulunacağı mesajı verilir diye düşünüyorum. Çünkü yani her iki tarafla da bugün en rahat konuşulabilecek ülke Türkiye. Amerika bunun farkında. Amerika'dan da Suudi Arabistan'ı daha fazla kışkırtmak, İran'ı daha fazla köşeye sıkıştırmak yerine bu iki ülkenin kapışması halinde, yani Suudi Arabistan'la İran'ın kapışması halinde tüm bölgenin ve herkesin çıkarlığının zarar göreceğini bilerek bu gerginliğin, Suudi Arabistan-İran gerginliğinin azaltılması yolunda bir irade beyan etmesi Amerika'nın. Bu da önemli. O bakımdan aslında belki ziyaret en önemli gündem maddelerinden biri bu olabilir. Buradaki sıkıntı Trump yönetiminin Suudi Arabistan'daki bu saray darbesi konusunda neredeyse tamamen açıkça Veliaht Prens'in arkasında durduğunu gösteriyor. Tabii Suudi Arabistan konusu ayrı bir konu. Yani onun da üç boyutta incelenmesi lazım. Bir, iktidar savaşı. İki, eğer Veliaht Prens dediklerini önüne koyduğu vizyonu gerçekleştirecek olursa bu Suudi Arabistan'ın aslında 21. asra taşınması anlamına gelir. Bir de üçüncü boyut dış ilişkiler. Şu anda hem İran'la, hem Lübnan'la, hem Yemen'le, Suudi Arabistan çok ve Katar'la sıkıntılı bir durumda. Bunu da Veliaht Prens'in şu bugüne kadar gösterdiği tutumun aksine, bugüne kadar hep böyle saldırgan, agresif bir tutum gösterdi. Bunları da tersini yapabilecek bir noktaya gelmesi lazım. Hem Suudi Arabistan huzur ve istikrarı, hem bölge istikrarı bakımından.